Ne güzel sizlerle sık sık buluşmak. Çok hoşuma gitti benim. Bütün sevdiğim öğrencilerim burada. Bugünkü konuğum Ersin Çevikalp. Onunla rezonans hakkında konuşacağız. Kendisi bir tıp hekimi. Hoş geldin Ersin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merabah. Şöyle biraz Gözlüklerimi kendimi takayım. yerleştirmeye, seni de görmeye çalışıyorum. Tamam, Şöyle. iyi oldu herhalde şimdi. Tamam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Ben de misiniz iyiyim, siz de? sağ ol. Kırmadın beni, geldin. Çok Yok, teşekkür çok ediyorum memnun oldum. Teşekkür Ersin. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Ersin'i ben çok yakından tanıyorum tabii ki. Bizden eğitim alan yoginlerden birisi kendisi. Evet. Tabii ki bir tıp doktoru olarak yogaya bakış açısı, daha doğrusu yaşama bakış açısı da değişti Ersin'in. Çok Ben olumlu etkileri oldu. öncelikle Ersin'e şey sormak istiyorum. Ersin Çevikalp kimdir? Nasıl böyle bir spiritüel yaşama çekildi? Öncelikle kısaca onu anlatırsan bize. Tabii ki. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ve çocukluğumdan beri bir farkındalığım ve içgörüm vardı çevreyle ilgili. Ve her zaman hani küçükken mahallelerde eski kültür hatırlarsanız çocuklar bir araya gelirdi. Çok korkardık ama ruh çağırırdık falan, merak ederdik. Meraklılar. Her zaman bir hani ruhsal dünyanın, ruhun, hani öteki boyutun. Tabii biz çok manevi bir ülke olduğumuz için hani eğitimden de gelen. Hep bir merak oluştu bende. Hani bu telepati, telekinezi, spiritüalizm, hani onunla ilgili, dinlerle ilgili, felsefeyle ilgili hep bir okuma, araştırma ihtiyacı duydum. Herhalde bu hani hepimizin birbirine yakın bu konudaki yolculuğu. Kimim ben? Burası neresi? Hani dünya nasıl bir yer? Evren nasıl bir yer? Kendimi, insanları, hani canlıları sorguladım. Neden yaratıldım hani gibi. Allah var, kim, hani nasıl gibi bazı merak ettiğim konularla ve ruh ve yani ruha ait olan. Hani biz pozitif bilim olarak belki tıp fakültelerinde, Ege Tıp mezunuyum ben 1991 yılında. Evet, bir organik beden gibi eğitiliyoruz Batı tıbbına göre ama benim için ruh hep var oldu ve çok önemsediğim bir konu oldu. Çünkü onun duyguları var, canlı. Ve çok da hele bizim ülkemizde etkilenebiliyor. Ben de çünkü çok duygusal biriyim, etkileniyorum. Çevremdekiler de öyleydi zaten. O yüzden benim için psikoloji, ruh, ruha ait olan, manevi dünyaya ait olan her şey bir merak konusu oldu. Hatta bu nedenle 2010 senesinde nöbet izinlerinde İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans derslerine katıldım. Çünkü ben dinleri de çok seviyorum ve merak ediyorum. İzin verdi bana. Dekan Bey'le konuştum. Çok da sevindi. Hani bir tıp doktoru geldi bizden. Bunun için tabii ki dedi. Dekan yardımcısının yüksek müftülerle falan yüksek lisans derslerine katıldım bir dönem. İkinci dönem uymadı program. Devam edemedim. Yani hep bir merakım oldu bu dünyaya, Harika, manevi dünyaya harika. ve ruha. Evet. Peki yogaya Bu şekilde. nasıl çekildin? Bu şekilde. Yogaya şöyle Peki. çekildim. Yogaya şöyle çekildim. Buyurun. Yo, Ses ben gelmiyor tam. yanlış anladım. Yo yo, her şey normal, güzel geliyor. Ses de geliyor. Ha tamam. Şöyle, yogaya da şöyle oldu. Yıllar önce ilk evlendiğimde ben o dönemde depresyon geçirmiştim. Ağır depresyon geçirmiştim. Çünkü dünyanın biraz maddi olduğunu düşünmüştüm. Hani sevginin biraz olmadığını düşünmüştüm. Bu da beni çok üzmüştü işin açıkçası ilişkilerde. Hani şu anda hepimizin görüp kendimize dünyalar oluşturuyoruz ya. Kimi kitaba, kimi şiire veriyor kendini. Kimi sanata, kimi bilime veriyor. Benim de öyle bir dönemim olmuştu tıp fakültesi döneminde. İşte sonrasında işte evlendiğimde bir ev sahibimizin, bir yıl biz kirada oturmuştuk o dönemde. Bir baldızı vardı. O da bipolar olmuştu. Ve kendisine yoganın çok iyi geldiğini söyledi. Sene söyleyeyim 1996. Yoganın çok iyi geldiğini söylemişti. Ben de o zaman yoga nasıl bir şey falan diye. O zamanlar internet falan da yok. Bilgisayar da yok tabii ki.
Hani araştırdım kendimce. Hep aklımda yoga oldu. Yoga yapayım, yoga yapayım. Sonra bir arkadaşım, sizin de tanıdığınız, ben Bornova'da o sesi mezunuyum. Oradan sınıf arkadaşım Ayşegül Alyanak'ta. Kulakları çınlasın. O da Hindistan'a gitti. Yoga yapıyordu zaten. Semra var biliyorsunuz, spor hekimi onunla. O da öğrendi. Hatta bizim hastaneye davet ettim. Bir orada seminer verdi. Biz işte 2010 senesinden sonra, 2010 senesinde gitmişti. Hastanede yoga yapmaya başladık onunla sayesinde. Bir herhalde o zaman bir 14 sene beklemişim ben. Onun yogaya gitmesiyle çünkü başlamış oldum. Sonra ben de öğreneyim dedim. Çünkü çok farklı bir yolculuktu. Benim düşüncem, ben mesela 2013'te de koçluk eğitimi aldım. Nedir bu koçluk böyle? Gideyim ben de öğreneyim diye düşündüm. Aslında koçluğun da hani bir takım terapi eğitimleri de aldığım için terapi eğitimlerinden, tıptan, psikolojiden alıntılar alayarak bir yaklaşım biçimi olduğunu anladım koçluk eğitimin. Ki hani güçlü sorular sorulur. Onun ve yoga eğitimini aslında gençlerin kişisel gelişiminde, çünkü bugün gençler çok farklı Z kuşağı ve farkındalıkları düşük benim Evet. gözlemlediğim. Tamam. Aslında bu iki eğitimin, yoganın da, çünkü manevi boyutu çok fazla yoganın, çocukların gelişimine katkı olacağı için bir eğitim olarak almaları gerektiğini, ben kızıma da aldırmak istiyorum mesela, sizinle de konuşmuştum, olduğunu Evet. düşünüyorum. Yani hem manevi bir boyut katıyor. Evet, bizim manevi boyutumuz var ama biz maneviyattan uzaklaştık ülke olarak. Hani daha böyle bir maddiyatçı olduk, ilişkiler bozuldu. Hani egolarını silelim derken daha egosal tavırlar takındık zaman zaman. Hani gözlemim, siz de biliyorsunuz. Yani her mecrada var bu çünkü. Bu da üzücü Evet. şeyler. Ondan zaten hepimiz inziva gibi evlerimize hapsolduk COVID dönemi öncesinde. Evet. Yani bu çalışmaların aslında ben dünyayı anlamak, farkına varmak, ilişki boyutlarını kavramak, kendini anlamak, kendini ruh, beden ve zihin olarak fark edip bunun birlikteliğini sağlamak için, bir eğitmen olmak için değil, kişisel gelişim için, kendim için alınması gerektiğini düşünüyorum. Biz zaten hep onu söylüyoruz. Yoga temel eğitimi belki yanlış algılanıyor. Öncelikle kişi kendisini geliştirmek için ben kimim, bu dünyaya niye geldim, yaşam amacım neyi, hani bulabildiği bir araştırmacı ruhuyla bulabildiği bir Kesinlikle. yer yoga. Ben de öyle düşünüyorum. Fiziksel bedeni tanıması, kendi fiziksel bedeninin ne kadar izin verdiğini görerek Hı yoga hı. yapıyor olması çok kıymetli. Hı. Biliyorsun hani çok ciddi dikkat ediyorum ben hiza prensipleriydi, işte kişilerin Evet. kendilerine daha hassas davranarak, şefkatli davranarak bir yoga stili yapmaları için Hı çok hı. yönlendiriyorum. Hı. O yüzden herkesin eğitim olarak yoga yapması. Ki hani yoga sadece matın üzerindeki bir tavır değil, Hı. yaşamın içerisindeki o erdemleri kullanıyor Kesinlikle. olmamız, kendi Kesinlikle. içimizdeki dürüstlüğün dışarıya yansıyor Hı. olması. O yüzden herkesin önce bir eğitimden geçerek Yani bu devam kişilik etmesini... gelişiminde şifalayıcı bir eğitim. Hani eğitmen olmasan bile o anlamda, bana göre. O yüzden Evet. Tabii alması gerektiğini zaten düşünüyorum. eğitmenlik sonrasında hediyesi, eğer istiyorsa da hani böyle bir Doğru. yolda çok da etkilendiyse ve bunu yapabileceğini de düşünüyorsa o da hediyesi olarak gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü yoga kendi Kesinlikle. içerisinde Kesinlikle. pranayama İstiyorsa o yoldan da teknikleri, devam eder. Ben evet işte pranayama teknikleri, enerjiler, çakralar, meridyenler olarak baktığımızda şimdi enerji boyutu var. Sen de Evet. enerji çalışmaları yapıyorsun, bu rezonans çalışmaları Evet. yapıyorsun, CGO'da değil mi? Nasıl CGO, bir şimdi bir çalışma? konu da aldım bir tane. Hadi Nasıl bir bakalım, çalışma? Evet. hayırlısı olsun. Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi enerji çalışmaları da ben Reconnective Healing Access Bar'da aldım. Çünkü hep küçüklüğümden beri, hani benim bu arada aile yapımı da söyleyeyim. Annemler Erzurum, Sarıkamış, hani Muğla dedelerim var.
Babamlar da Bektaşi Rumeli'ler. Yani çok farklı iki ailenin birleşmesiyle oluştuğum için her iki kültüre de çok yakınım. Benim mesela ilkokulda gördüğüm bir dedemizin gelip eli yanan dayımın oğluna dua okuyup eline tükürmüş. Ah ne oluyor falan, biz asker çocuğuyuz falan. Hani öyle bir boyutum da var benim. Hani tükürerek tedavi etmiyorum kimseyi ama hani öyle bir dua şifa tekniğine de yakınım belki genetik olarak. Onları da öğrendim. Biyorezonans da onu da yıllar önce, 10-15 sene önce keşfettim. Hatta hem Kuşadası merkezinde hem İstanbul'daki sahipleriyle görüştüm. Sonra bu Ayşegül dediğim arkadaşım CGO'yla, Gökhan Beylerle tanıştırdı beni. Öyle onunla da tanışmış oldum. Tabii enerjik bir bedenimiz var. Manyetik bir alanımız var bizi çeşitli stresörlerden kurtaran. Bu streslerin hani bu mikroorganizmalar olabilir, mantar, işte virüs, bakteri veya bir hava durumu olabilir veya bir duygu durumu olabilir. Karşıdan gelen olumlu ya da olumsuz. Hani kıskançlık da olabilir, haset de olabilir, öfke de olabilir bana yönlenen. Hepimiz aslında birbirimizi manyetik duvarımızla koruyoruz birbirimizden. Ve tüm diğer, ben öyle açıklıyorum hastalara. Benim dışındaki her şey benim için stres faktörü olabilir sonuçta. Yani bir risk olarak var orada. Bir olasılık olarak ya da risk demeyelim de. Fakat bunda çatlaklar oluşuyor, stresörler fazla miktarda olunca yırtılmalar oluyor ve manyetik alından stresörler bedene iniyor ve bedene indiğinde de hastalık oluşuyor. Bu bir 5-10 seneyi buluyor eğer kronik stresse. Şimdi kronik stres ve kronik hastalıklarla uğraşıyor ya zaten bütüncül tıp yaklaşımı da. Burada CGO'nun ve biyorezonansın değeri şurada benim için. Benim kullandığım cihaz zaten hani Amerikan FDA Food and Drug Administration ilaçlara da lisans veren bir hani önemli bir kurum. Hani eleştiriyoruz da zaman zaman gerçi bu kurumu ama oradan da stres konusunda onay almış bir cihaz. Ben de hani bağımlılık uzmanlığı yüksek lisansa yaptığım için stres bağımlılıkta ve aslında tüm hastalıklarda hani kronik stres çok önemli. Bu da organlardaki stres yönünü azaltan bir cihaz. Aslında temelde bu oluşan mikroorganizma da olur ya da başka bir hani stres faktörü de olabilir. Ben de tabii ki normalde aslında 5 saat 5'te onu da açıklamam lazım. Hani bir tıp hekimi olarak saat 5'ten sonra kortizol, adrenal bezlerden arttıktan sonra bu bize aslında bir yaşam için ivme sağlıyor. Yani benim ayağa kalkmamı, işimi halletmemi, yaşamsal olarak günü geçirmemi, hani işimde, gücümde, özel hayatımda bunu sağlıyor aslında. Belirli düzeyde olması gereken bir şey. Hani öcü değil sonuçta. Ama bu kronik stresörlerle artık hani tökezleriz tökezleriz ya ondan sonra bir bitap düşeriz. Hani çok fazla gelir bazen üst üste gelir. İşte bu üst üste gelmeler çok uzun sürerse ki büyük şehirlerde bunu çok yaşıyoruz. Hani İstanbul'dan gelen hastalar var bana şu anda çünkü mesela. Bodrum'dan gelen hastayla, Kuşadası'ndan gelen hastayla, İstanbul'dan gelen, İzmir'deki hasta çok farklı. Yaşadığı bölgeler bile çok farklı. Çok fark Stres yükü ediyor, değil mi? açısından çok fark ediyor. İşte bu stresi hafifletiyor, rahatlatıyor. Veya mesela o frekansı vücudumuzda bir enerji bedenimizde frekans var. 68 Hz bir ölçüme göre titreşiyoruz biz. Değil mi? Kuantum fiziğinden bahsetmek lazım. Çünkü artık elma düştü. Newton fiziği ilkokulda öğrendiğimiz. İşte madde fiziğini bir yere koyduk. İşte pek çok bilim adamı daha 20. yüzyılda başlayarak o çift yarık deneyleri beni çok etkiler. Ondan da biraz sonra biraz bahsetmek istiyorum. Kuantum fiziğindeki her şeyin titreştiğini. Fakat bizim beş duyumuzla gözlerimiz, kulaklarımız, işte dokunmamız, burnumuz, hani koku almamız, tadımız, beş duyumuzla biz hani kısıtlanmışız aslında. Öyle o kadar algılıyor. Hani kedi benden daha çok duyabiliyor mesela veya köpek. Görebiliyor. Hani eski Mısır'da onlarda kutsal hayvan ya. Hani ben Evet. daha kısıtlı olabiliyorum bazı anlamlarda gerçekten diğer canlılarda. Hani algılayamıyorum belki. Hani belki gerçekten şu anda bir astral seyahatteyim. Gidiyorum, geliyorum. Ama ben onu algılayamıyorum, bilemiyorum. Hani biz onu belki bir bilgi olarak biliyoruz ama idrak edemiyoruz tam olarak. Beş Evet. duyumuzla. Ya bir enerjik beden var ve titreşiyor aslında. Bu da mesela ben 68 Hz titreşirken eğer bu manyetik alanımdaki yırtıklar oluşup da o stresörler bu kendi gözde olur. Aşırı neşe de olabilir. Yani her şeyin fazlası zarar ya Evet. aşırısı. Yani bana zarar verebilir anlamında. O manyetik bedenimdeki yırtılmalar oluşursa
Artık çünkü manyetizmayı işte bir tıkla Amerika'dan, Japonya'dan, Rusya'dan bilgiler geliyor diyorum hastalara. Bunu çok daha rahat idrak edebiliyoruz. O yırtılırsa hastalıklar oluşmaya başlıyor. Bedende bunu keşfettiği zaman cihaz, çünkü onların ölçümü hep yapılmış hücre ve doku boyutunda. Yani atıyorum yani faraza kalpte normal set şöyle titreşiyor. Kalp krizi geçirilmiş kalp bu kadar titreşiyor gibi. Ya bunlar depolanmış. Bunların ölçümleri yapılmış. Ralph denilen bir kişi var geçmişte çünkü. Hani kanseri tedavi ettim diye ortaya çıkmış. Peki ilgilenmemişler. Çünkü ilaç sektörü çok kuvvetli biliyorsunuz. Çok kuvvetli. Hani silah Evet. sektörü gibi kuvvetli bir sektör. Hala da o yüzden hani biyorezonans ve biyofeedback cihazlarına çok karşılar. Yasalar çıkartabiliyorlar. Yani ben sigaracı olduğum için sigara için böyle yasalar çıkarabiliyorlar veya silahlar için çıkarabiliyorlar. Kuvvetli sektörler dünyada. Yani bunu tedavi ettiğini söyleyen geçmişte hekimler var. Bunların da titreşim boyutlarını bu cihazlara kaydetmişler. Hani yapay zeka gibi bir anlamda bu titreşimi fark ettiğinde cihaz, hani 432 Hz'ler, 528'ler var, müzikleri var, iyi geliyor, şifalı. O Rife'ın hep Rife'ın enerji boyutları. Yani bunları depolamışlar. Cihaz tararken bunu keşfediyor. Şimdi bizim kullandığımız Sigio ediktör cihazının farkı ise şu. Muhakkak alan tarıyoruz. Çok alan var. Acayip zengin bir alan. Hala mesela geçenlerde ben yeni bir hani 2017'den beri kullanıyorum. 2018 Ocak'tan beri. Yeni bir enerji keşfettim ve bunu çok iyi geldiğini düşündüm bana. Hastalara da onu kullanmaya başladım gibi. Ya yani korkunç. Hani İsmail Ziya diye bir bey var Kıbrıs'ta. Bu konuda hani tıp doktoru olmamasına rağmen duayen biri mesela. O da mesela Murat Hocam'la konuşuyoruz aynı şey. Yıllardır hani biyorezonans kullanan, içinde olan bir insan. Hani çok derya deniz bir şey. Şifalayıcı etkisi var mı? Ben ilk kendimde denedim. Bir arkadaşım beni bağlamıştı. Muayenehaneye almıştı. 1,5 saat sürdü. Hatta 2 saate uzattı nesini sağ olsun. Ve bana iyi geldiğini hissettiğimde o zaman Akses 1'i almıştım. Alsam mı almasam mı ne gerek var işte falan derken Akses 1'i aldıktan sonra gerçekten çözüldüm herhalde Kasım'da. Aralık'ta onun hediyesi geldi. İndirim yaptık Sicu diye. Ve o güne kadar da hiç Sicu'ya indirim yaptık diye bana mesaj atmamıştı. Çok tevakkuf gerçekten enteresan. Kaparasını yatırıp aldım. Bende tükenmişlik vardı. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde emekliyim ben. Tükenmişim. Yani o cihazı Alsancak'ta taşırken hatırlıyorum. Böyle bitkinim, yürürken ay falan ağrılarım var. İşte eğitimle falan katıldım. Tabii ilk kendimi bağladım eğitimde de. Çok güzel enerji yükseltiyor. Tükenmişlik de bir numara. O hani o enerjisiz insan gitti gerçekten enerjili. Bazen trafikte halen yani devam ediyor zaman zaman ama sizin var ya hani Tibet'tekiler inse gerçek bir boyutu. Ondan sonra şey daha toleranslı oldum. Zaten genelde sakin ve toleranslıydım ama bazen biliyorsunuz çok yoğun çalışınca sıkıntıları olabiliyor. Benim için en etkileyici tarafı benim tükenmişliğimi tedavi etmesiydi ve enerjimi yükseltmesiydi. Bir de depresyonlarım vardı benim. Onlar bitti, şükürler olsun. Benim Hani de babam vefat etti, annem kanser oldu, ben boşandım falan. Depresyondan depresyona koştum bir dönem var çünkü. Buyurun. Bu cihazda, ediktörde, Sigio'da ilgimi çeken şey Doğu ile Batı'nın sentezi olması. Benim 23 yıldır edindiğim bütün yoga felsefesindeki yani geçmiş karmalar, atalardan gelen karmalar ve bu yaşamdaki travmalar, çakralar, meridyenler, akupunktur noktaları falan derken yani ben de o kadar bir içine Homeopati. çekildim ki Ya bunu homeopati, hepsi ayurvedik için bu. şeyler, hepsi tavsiyeler, bahçiçekleri, flowerlar falan yani derya deniz. İçine girdiğim zaman şey olurum, kayboluyorum resmen, tam bir metrik. Ben de şöyle etkilenmiştim. Yıllar öncesi Joe'ya girdiğimde bir arkadaşım bana yaptı. Ve o zaman dedi ki hocam dedi biliyor musunuz boğaz çakranızda dedi şey var dedi biraz böyle dedi enerji blokajı var falan. Ay evet biliyorum dedim ya uğraşıyorum falan ama dedim henüz çözemedim. Sonra o böyle travmalara bakarken anne karnına götürdü böyle 3. aya falan.
Wow, o zaman çok Emotional etkilendim. travma sonrası Yani NLP evet, ile evet. yani Nokta atışı şimdi yapıyor hocam her bir orada şeyi biz emotional kendi yaşamımızda arıyoruz. Hani ne yaptım, nerede bir şey yaşadım diye. travmalarda. Ama bunun geçmiş yaşamdan geldiğini ya da ne bileyim atalardan geldiğini ya da aileden taşıdığın bir şey olduğunu fark ediyor olman da aslında sorunu çözüyor. Zaten fark ediyor olmak da çözüyor. Bir de tabii Kesinlikle. ki hani en hoşuma giden İfadesini şey de buluyor hani çünkü. duygusal anatomiyle çok ilgileniyorum ben. Tamam biz de yogaya bir şekilde fiziksel çalışmayla çekildik. Sonra daha derin anatomiler eğitimleri aldık. Sonra fiziksel nin bittiği yeri gördük. Hani daha felsefeye girdik. Derken hani bu cihazın içerisinde benim 23 yıldır verdiğim emeğin hepsinin toplanmış hali olması beni çok etkiliyor Çok ve zengin. En altta da hani duyguların yattığı hani 96 tane duyguyla çalışıyoruz. 33'ü geçmiş, 33'ü şimdi, 33'ü de gelecek şeyler hani duygular, gelecekteki duygular. Bu duyguları fark ediyor olmak da zaten hani fark etmek zaten çözüyor, travmayı çözüyor. Yani ben bunca yıllık deneyimimde bunu Farkındalık. gördüm. Tabii yani zaten Evet, terapilerde de farkında bunu yapıyoruz olmak. aynen. Yani onu düşündürüp ifadesini buldurup duymasını sağlayıp onda o sırada tıkır tıkır bilinç ve bilinç dışı işliyor çünkü hani onu duyduktan sonra hani evrene soruyoruz ya nedir bu diyoruz cevap geliyor öyle bir cevap ve farkındalık bir aydınlanma oluyor zaten cihazla da öyle Evet. Sizin frekans şimdi boyutunda. şeylerle çalıştığınızı biliyorum. Hani bağımlılıklarla çalıştığınızı biliyorum. En çok da sanıyorum sigara bağımlısı olan Sigara kişiler var. geliyor, değil mi? Yani Peki burada sigara şey da var, alkol de var, diğer bağımlılıklar da var, alışveriş de var, ilişki de var, teknoloji de var. Yani şu anda her peki en grupta fazla hangi duygu çıkıyor? hayal kırıklığı herhalde. Yani hayal kırıklığı. Yani bu hayal kırıklığını biz ne yapacağız hayal kırıklıklarıyla bilmiyorum. Yani bu yaşadığımız yüzyılda gerçekten güven ve inançsızlığın diz hani çok fazla yaşandığı bir dünyadayız. Yani ve gerçekten her ne kadar bir egoyu silme falan desek de aslında hepimiz çok maddi dünyadayız aslında. Gerçekten çok seküleriz. Hani çıkarımız mevzu bahis olunca çok acımasızlaşabiliyoruz. Vahşileşebiliyoruz hatta ilişkilerde. Çok rahat harcayabiliyoruz birbirimizi. Bu da işte hayal kırıklığına neden oluyor. Çünkü bir anlam yüklüyoruz. Hani anneden ayrıldık. Nesneler teorem var. Ona göre anne ve anne memesiydi. Ben hep onu anlatırım hastalara. Ondan sonra bir arayışta insan zaten. O anlam ve değeri annesiyle yaşadığı o sevgiyi, şefkati, o güzel gönül bağını bir başka nesneye yatırmak istiyor. Bu onun için bir bisiklet de olabilir, bir oyuncak da olabilir. Böyle ayısından, memesinden ayrılmayan çocukları düşünün. Demek ki o ilk 2 yaşta bir bağımlılık geliştirmiş. Yani o desteği istiyor. Bir sigara, alkol de olabilir bu. Bir sevgili, bir aşık da olabilir. İnşallah sağlıklarından nasip etsin çocuklarımıza gibi. Yani bu aslında insanın her ne kadar şimdi yalnızlaşma çabası da olsa hepimize zaman zaman insansız da yapamaması durumu hali. Ama insanla da beraber olunca hani benim gözlemim bu. O inançsızlıklar, güvensizlikler, işte bireysel çıkarları aşamamadan dolayı o anlam yatırdığın kişiyle inatlaşmalar, şoku derken hayal kırıklıkları yaşamamız. Hani kabulde olsak, olduğu gibi kabul edebilsek ve hani çok fazla anlam yüklemeden hani gereğinden fazla anlam yüklemek çünkü bağımlılığı getiriyor. Yani onun da Evet. bir sınırı olması gerekiyor. Yani onun sınırı da kendi öznel sınırını koyup kendi öznel yaşamını hani kendi alanlarını koruyarak iletişimde kalabilmeyi sağlayabilmek. Yani tüm anlamı ona yükleyip onunla beraber olacağım. Hani onsuz ben yapamam. Bensiz ne yapıyor? Neden benimle değil de onunla gibi? Hani kıskançlıktan bahsediyorum. O da bir bağımlılık konusu çünkü. O işte aslında egosu yaralı. Muhakkak o desteğin, o memeyi tutunup o memede kalmak isteyen bir çocuk aslında.
Evet, çok güzel Yani tanımladın. yani Gerçekten o çok hep güzel tanımladın. istiyor. Yani o gönül bağını istiyor. O güzel duygusal hani annede yani bir insanın annesinde bulduğu şefkati, sevgiyi, ilgiyi hani Allah nasip etsin. Hani çok da bulamıyoruz yani. Yok böyle bir şey. Ya Ya böyle böyle bir çok büyük şey yok. aşklar falan yok, hiç yok değil mi? Bilmiyorum Yok hala yani ne şimdi oldu. koşulsuz sevgi sadece anneden geliyor. Yani diğer bütün Kesinlikle. ilişkilerde koşullu ilişki giriyor. O yüzden de hayal kırıklıkları elbette Kesinlikle. çoğalıyor. İşte o yüzden bargaining diye bir duygu var zaten Sucuyor'da ediktörde. Bargaining Evet. yani çıkarlar var ve kendi içsel hesaplaşmalarında ve karşılıklı bargaining yapıyorsun, pazarlık yapıyorsun. Hani pazarlığın tutmazsa işte ihanet edip ayrılıyorsun, diğeri de hayal kırıklığı yaşıyor gibi. Pazarlık dediğin zaman hemen şey gibi düşünüyorlar orada. Hani yok ki ben hiç pazarlık etmem ki. Ya Ama olur mu? kendi İşsel içindeki. neler neler hem de. Ay, o bana bunu derse ben de öyle derim. O bana... Çünkü orada hep bir çıkar şeyi var yani. Sonuçta hani ulaşmak istediğin onunla ilişkinde bir şey var. Bu manevi de olabilir, maddi de olabilir. Ona ulaşmayı hedefliyorsun kafanda ama inkar ediyorsun belki, baskılıyorsun. Ona ulaşmak istersen, bu bana söyle, buna nasıl ulaşsam falan gibi pazarlık ediyorsun kendinle de karşıdakiyle de. Aslında bu hep yaşantıda, ilişkilerimizde olan bir şey. Yani var bu. Evet. Bunu kabul etmek lazım öncelikle. Şimdi çok çok güzel anlatıyorsun. Böyle ben de burada keyifle dinliyorum. Biyorezonans kliniklerin sayısı dünya çapında hızla artıyor. Bu devrim niteliğindeki yöntemin tüm sağlık kurumlarında da artık sağlığın korunmasında önemli bir faktör olarak giriyor ve çoğalması da an meselesi gibi görüyorum ben. Geleneksel tıbbın içerisinde bir ders niteliğinde hani kabulü de inşallah olabilirse, onun için uğraşan kişiler de var çünkü. Evet. Murat Hocam da var hani onunla ilgili bir kongre falan yapmıştı hatta. Gerçi biri rahmetli olmuş, organize edecek bayanın, Seda Hanım'ın, o yüzden iptal edildi. Yani olması da gerektiğini düşünüyorum. Bunun tek kabul edilmeme sebebinin yine o sigara, geçmişteki sigara yasalarını çıkardıkları zamanki sigara sektörü nasıl baskı oluşturduysa, şimdi de ilaç sektörünün bir baskı oluşturduğunu. Fakat bizim hükümetimizin bu ilaç sektörüne karşı aslında geleneksel tıbbı, her ne kadar benim Ege Tıp'tan arkadaşlarım geleneksel tıbbı bir kısmı reddetse de, biraz kızsalar da, burada olan varsa selam söylüyorum, selam çekiyorum onlara. Aslında bir alternatif yol olarak hani hükümet bir hani o ilaç sektörünün o baskısından, o dayatmalarından kurtulmak için yasa olarak çıkarıldığını düşünüyorum. Bir süre sonra belki biyorezonans frekans tedavisi de tüm bu baskılara rağmen yerini alacaktır inşallah hakkıyla Amerika'da diye reçete ümit ediliyor ediyorum. diye biliyorum. Amerika'da reçete ediliyor. Almanya'da, Değil mi? Fransa'da, Kadar. Avrupa'da tabii ki biyorezonans, biyofeedback sistemleri kullanılıyor. Tabii bir teşhis aracı olarak kullanılmasına karşılar. Ben de zaten her zaman söylüyorum. Çünkü orada bir takım şeyler gözüküyor, evet, bir 4-5-6 dakikalık ölçümden sonra, ama o tam bir teşhis olamaz hiçbir zaman. Fakat hani biz hekimlere bir fikir verebilir anamnez aldıktan sonra, hani tahlillerle beraber. Çünkü olası teşhis. Ben diyorum ki hastaya, sen savunma mekanizmaları var. Sonuçta hem psikolojik savunma mekanizmaları var, hem bedensel, hani işte bu beyaz hücrelerimiz falan, savunma mekanizmalarımız var. Sen bu stresörü yenip hiç hasta da olmayabilirsin. Ama buna dikkat etsen iyi olur gibi bir çıkarımda bulunmak daha doğru olur. Yani o kesin teşhis değil zaten. O kesin teşhisiyle gelip ona yönelik enerji çalışması yapılabilir tabii ki. Zaten fiziksel bedene indiği an doktorların yapacağı bir şey. Bu fiziksel bedene inmeden enerji aurandaki çatlakları önceden fark edip tedbir almak ki Veya bu çakradaki aynen tıkanıklıkları. çakradaki işte Meridyen. meridyenlerdeki çünkü hepimiz enerjiyiz. Doğru nefes alınmıyor bir defa. Her hastama suaserendeyken de nefes almayı öğretiyorum. Yani yüzeyen nefes, gerçekten bu nefes terapistleri çıktı. Meditasyon ve nefese çok önem veriyorum yoga eğitiminde de. Hani yoga eğitimini almak istememin sebebinde hani bunları da güzel öğreneyim vardı. Meditasyon ve nefes çok kıymetli. Hani bilimsel araştırmalarda beyni ve bedeni ne kadar güzel etkilediği her zaman zaten kanıtlanmış durumda. Çalışmalar, araştırmalar var.
Bunlar zaten hani sizin dediğiniz gibi çok yararlı bedene. Ben de şu anda da muayenehanede, klinikte de her hastama hem meditasyon hem nefes almayı öğretiyorum. Önemini idrak ettiğim için. İnşallah şifa olur. İnşallah, inşallah. Ben yani Ayurveda ile yoga kardeş bir bilimdir. Birlikte çalışırlar ve Ayurvedik hekimler konsültasyon yaptıktan sonra da hastalarına pranayama nefes tekniklerini reçete ederler. Yani Ve sabah işte asanalar ya da. Kapalabhati yap, 12 dur güneşe selam yap. İşte akşam yatmadan Brahmari nefesi yap, işte şu Nadi Shodan nefesi yap gibi hani ya da işte şu kadar kep kahve yap. Bunlar reçete ediliyor. Aslında çok basit hayatı kolaylaştırmak. Ama nedense her şey zorlukta ya da detaylarda arıyoruz. Hayatımıza bir alışkanlık olarak hani dinacharya olarak günlük rutinler olarak yerleştirmek pranayama tekniklerini, meditasyonlarını ki ben şey diyor öğretiyorum. Beşer dakika, Tembeyiz. beşer dakika yap. Günlük hadi 30-40 dakikaya o şekilde yerleşsin. 20 dakika oturamıyorsan diye. Müthiş hani çok kadim kitaplarda okuduğumda nefesin pranayama tekniklerini anlatırken tercüme eden arkadaş da şey yapmış. Dikkatinizi çekerim. Bu tanım daha önce elektrik yokken yapılan bir tanım. Yani resmen elektriği anlatıyor. Yani elektriğin nasıl dolandığını anlatıyor bedenin içerisinde ki onu anlatırken daha elektrik icat edilmemişti. O yüzden Bilge kadim insanlar. bilgilerin, evet, kadim bilgilerin bozulmadan değerlendirilmesi ve değer kazanması. Ben de korumaya çalışıyorum yani onu bozmadan korumaya çalışıyorum. Çok kıymetli benim için bütün kadim bilgiler. Ama bu editör ve stüdyoda ya da hayranım yani bütün kendi alanımda bir takım şeyleri birleştirdim. Hani ben de bir danışanımla çalıştığımda hem Ayurveda'yı hem editörü hem yogayı böyle hepsini ona adapte etmeye çalışıyorum. O yüzden çok çok hoşuma gidiyor. Hani karşındakini tanımak için de Evet. kolaylık tanıyor. Mesela oradaki aura görüntüleme ve aura tamiri gerçekten, mesela aurayı temizlediğim zaman hastayı rahatladın mı diye soruyorum. Yani özel bir alan açtığımda ve aura temizlendiği anda hastaya bir rahatlama geliyor. Bir rahatlama geldi bana diyor mesela. O da çok kıymetli. Aslında bu modern dünyada böcekleşen, şimdi biz öz değerlerimizden, biz Türk milletiydik, Müslümandık. Dedelerimiz falan bizim namaz kılardı, oruç tutardı. Bunlar aslında hem içinde hareketi, hem arınmayı, değil mi? Hem Tabii. maneviyatı bulunduran şeyler. Tabii bu modern dünyada enteresan bir şekilde biz bunlar uzaklaştık, yozlaştık işin açıkçası. Tamam, benim Erzurum'da yıllarım mollaydı ama ben bir molla gibi yaşamıyorum yani. Modern şehir insanı gibi yaşıyorum. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Şimdi onların hani artı olarak gördüğüm için namazı ve orucu, o anlamda söylüyorum. Tabii bu yeni insanlara da maneviyatı ve egzersizi farklı boyutlarda da tanımlamak lazım. Yani çünkü sadece beden olarak yaşamak, hani seks bağımlılığı da olduğu için kusura bakmayın, onun üzerinden konuşacağım. Şimdi bir insanın sevdiği insanla beraber olması vardır. O manevi tatmini yaşaması vardır cinsel boyutta. Bir de çok üzgündür. Hani erkekler bunu şimdi yapan, kadınlar da duyuyorum ama bir gecede biriyle beraber olur. Yani o ikisinin aynı olması, manevi boyutunun olmadan sadece bedensel bir tatmin yaşamasının ben hiç kimseyi mesut edebileceğini. Çünkü tüketip tekrar yoluna devam ediyor. Hani çok hayvansılaştık, hayvanlar bile bence o konuda daha iyiler. Hani o yapıdan. Yani manevi olmayan, maneviyeti olmayan hiçbir boyut, fiziksel, bedensel, maddi boyuttaki ilişkileri de kastediyorum. Veya yaşam tarzlarını da kastediyorum. Tamamen tatminsiz, tamamen hani iyi olma halinden uzak. Çünkü insan insansız yapamaz. İyi ilişkiler ve güzel ilişkiler, samimi ve farkındalıklı, gözlemci, özenli ilişkiler ancak bizim titreşimimizi yükseltebilir. Hani titreşimimi yükseltmek için tamam, gül yükseltiyor, gül koklayayım, dua edeyim. Ama ben karşımdaki insana özen göstermezsem,
O insan bana özen göstermezse, ben güzel bir gönül bağı kuramazsam ben hasta olur giderim. Yani biz aslında birbirimizi hastalandırıyoruz bu boyutta. O da hep temelinde benim gözlemim. Tamam, ben enerjiyi yükseltiyorum ama o enerji düşer tekrar. Ben dışarı çıktığımda trafikte veya sokakta selam vermiyorum. Ben hep selamlaşarak hani bu ülkede, bu şehirde yaşadım. Yani bekliyorum ve duygusal bir insanım. Selam vermeyince üzülüyorum, bozuluyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu Evet, boyut evet. olduğu için farkındalıklı ve gözlemci bizlerin, yoginilerin aslında bu güzel enerjileri bu anlamda insani ilişkiler boyutunda canlandırması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz aslında birbirimize iyi davrandığımızda birbirimizin şifasıyız. Değil mi? Sevgi bir şifa çünkü. Bizim Evet. cihazımızda bir korku enerjisi var. Değil mi? O korku enerjisi Evet. beni aşağıya çeken enerji. Çünkü bana bir insan selam vermezse veya kötü davrandığını düşünürsem, onun çeşitli nedenleri var. Ben onu kaybetmekten, yalnızlaşmaktan korkuyorum. Korku enerjisi işte. Ben öyle tavrından onu anlıyorum. Korku enerjisi beni kaplayınca ben hasta oluyorum, üzülüyorum. Halbuki ben sevgi enerjisini alsam, şimdi sizden alıyorum ben mesela. O yüzden ben de sizi seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Fakat buna inançsızlık var. Bunu nasıl yıkacağız? Yani öyle bir boyut var ki dünya üzerinde, ülkemizde de şu anda. Ah, ne olacak böyle? Yani Evet. o temel inançlar, o korkunç yargılar, hani ümit ve sevgiden yana kararlarımı, düşüncelerimi, söylemlerimi geliştirmek varken biz hep çünkü bu cihazda sevgi enerjisini veya şifa çalışmalarında sevgi enerjisini yükseltmeye çalışıyoruz. Ama gerçek boyuta girdiğimizde aslında dünya üzerinde ve ülkemizde o yüzden Tibet'te rahipler om om diyorlar. Hani o sevgi enerjisini arttırmaya çalışıyorlar. Biz de kendi çapımızda, kendi ortamlarımızda arttırmaya çalışıyoruz. Ama bunu arttırmaya çalışırken bazen klinikte, sokakta sevgisizlik de görebiliyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani veya öyle tipler görebiliyorum. Titreşimim düşüyor. Evet. Yani bu yüzden bu farkındalığı inanç ve ümit geliştirmemiz bizim şifacılar olarak yani enerji çalışanları olarak önce kendimizde bu pozitif enerji. Pozitif enerji ne? Sevgide kalmak, kabulde kalmak demek zaten. Pozitif enerji ne olabilir ki Evet, başka? evet, Yani evet. sevgide Çok olmak basit aslında ama çok basit. Olduğu gibi zorlaştı. kabul et kesinlikle. İşte o ego ben. O bana öyle yaptı, bu bana yaptı. Ya o kadar ilkel ve düşük bir bilinç ki bu aslında. Yani bunun farkındalığını, işte o bilinç sıçramasını yaşamamız gerekiyor diyorum ben her zaman. O bargaining içimdeki. Aslında kendi inançsızlığımla yapıyorum onu. Hani o özümü unutmuşum. Özümle aslında o hayvani idim tartışıyor birbiriyle. Ama öyle de olur. Rasyonalize ediyor, bilmem ne yapıyor. İşte DNA inkar ediyor, bastırıyor. İnanmak istiyor falan. Yani sadece sevgi ve kabul bu kadar basit yani aslında. Hani akışa bırakmak teslimiyet o da zaten tasavvuftaki. Yani bu Evet. kadar aslında çok da zor olmayan bir şey Hani bence. şeyde var ya duygu skalasının üzerinde sevgiyi korkunun iki katı yapmalıyız. Aynen öyle. Aynen İnan öyle. yapamıyorum biliyor musun? Yani son zamanlarda o kadar şey ki hani artık bugün bu kadar çalışabilir diyor. Yani artmıyor. İki katına çıkaramıyorum yani. O Ya o denli kadar işte bu korku hakim var. herkeste yani Çok. çok Aynen çok. öyle. Çok tabii Covid döneminde daha da bu arttırıldı. Biraz komplo Evet. teorileri falan. Bu ama bizim temel inançlarımızla da alakalı. Ben yine de hayatın manevi boyutuna olan imanın ve inancın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani senin sonuçta görmediğin bir dünya da var. Yani evren var sonuçta. Samanyolu var. Samanyolu'nu gördün mü var? Şurada Samanyolu dediler. İnandın ona Samanyolu var diye. Yani bu manevi boyut ya da değerler erdem olmazsa biz zaten neyiz ki yani? Çöp. Yani Evet. erdem ve değerler olmadıktan sonra ki yogada erdem ve değerleri olan bir kadim bilgi değil mi? Onları öğretip o erdemde ve hani değerlerde insanı tutabilmeyi, o yüzden de nirvana'ya, aydınlanmaya ulaşabileceğini düşünen. Hani değerleri kaybettiğimiz için sevgiyi de kaybettik ya da sevgiyi kaybettiğimiz için değerleri kaybettik tabii ki. O Evet. zaman daha hayvansılaştık belki.
diye düşünüyorum. Yoga şeydir, hani bir ağaca benzetilir. Temelleri yamalar ve niyamalardır. İşte gövdesi asanalardır. Dalları, yaprakları pranalardır. Hani böyle gider. Ama şimdi yogaya başlayan ya da yoga camiasındaki kişiler meyveyi tepeden topluyorlar. Yani böyle aşağıdan, hani önce bir çiçek açsın, bir yapraklansın, sonra hani aşağıdan toplayayım değil. Hani tepeden topluyorlar. Çok hızlı girdikleri için de çok hızlı düşüş yaşıyorlar. Çünkü gerçekten önce ağacın o kökünü, nereden geldiği, o meyvenin tohum hali, özü, her bir şeyini özümsedikten sonra onun meyve vermesini beklemek çok kıymetli. Bu aslında bu söylediğiniz biraz daha büyük yaşta olup hani sokaklarda o eski mahalle kültürüyle yetişen bizlerde daha yoğun tabii ki hissedilebilir bir şey. Çünkü şehirde yaşayıp büyüyen hani biz çocukken arsalar vardı, tepeler vardı, tepelerde ağaçlar vardı. Bademlik vardı Balcıoğlu'da. Bademliğe pikniğe gider top oynardık. Şurada bizim karşı teleferik var. Hani ben kızımı oraya falan götürdüm ama sokaklarda ağaç bile yok. Hani değil mi? Yani sonuçta bir çiçeği nasıl açtığını, hani eskiden bize ilkokullarda fasulye falan hani pamuk içine, şimdi de yapılıyor ama hani belki biraz daha doğadan uzak olduğumuz için, yani doğadan koptuğumuz için de olabilir. Halbuki bedenin ve aynı zamanda ağaçların, hayvanın hepsinin ayrı ayrı bir önemi var gerçekten. Neden beden dedim? Şeye gitti aklım siz, çünkü beden deyince hani konudan biraz ayrılacağım belki ama hani atamızın bir sözü var, sağlam vücut sağlam neydi, çok kafam dağıldı. Yani sağlam vücutta bulunur hani sağlık gibi, ondan sonra da dağıldım iyice. Yani bedeni çalıştırmanın aslında ruhu da beslediğini düşünüyorum ben. Kan devranıyla tüm iç organları da beslediğini düşünüyorum. Yoganın o anlamda bedeni çalıştırdığı için ve özel asanalarda, hele yin yogada 3-5 dakika duruyoruz, organlara bası yaparak ya da bu meridyenleri rahatlatarak, esneterek, kasları, psoas kası başta olmak üzere o fasyada biriken, kilitlenen enerjileri çözerek hem enerji boyutunda hem de ruhsal boyutta bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ama ben normalde bir yürüyüşüm bile hani temiz havada yapılan hem zihne hem bedene hem de ruha iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii yoga spordan o anlamda çok daha ileri bir boyut. İçinde meditasyonu var, nefesi var. İşte o meridyenleri açıp organlara masaj yapan özel hareketleri var. Hani belirli miktarlarda, geçen gün mesela Kundalini yoga yaptım Özlem Hanım'la. Bana bir davet gönderdi. İlk defa yapmıştım. O da müthişti. Yani sizinle yin yaptım. Hatırlarsınız. Çok acı duyuyorum hocam dedim size. Ama ben o acılardan sonra gerçekten çözülme yaşadım. Yani hani it works. Çalışıyor gerçekten. Yani Şimdi acıyı matın üzerinde çözülecek ki dışarıda güçlü olalım. evet, Böyle de programlarımız var yani. aynen öyle. Ve güçleniyorsunuz gerçekten. Pardon. Yani gerçekten güçleniyorsunuz. Yani o anlamda bedeni çalıştırmak spor boyutunda reformer pilates de olabilir. Yani omurga için ya da beden için. Ama biraz daha o duygusal çözünürlüğü hallettiği için, hani şifaladığı için, kesinlikle içinde meditasyon ve nefes olduğu için yoga. Tabii ben hastalarıma yoga pozisyonu, herkes hani yoga bilen de var. Konuşuyoruz onlarla az sayıda. Ama işte meditasyonu öğretmeye çalışıyorum. Mesela geçen gün bir hastaya ozon dedim. Ozon ne dedi? Hani her bilgi herkese ulaşmış değil. Anlatabiliyor muyum? Size iyi gelebilir dediğim zaman. Yoga'da daha çok büyük şehirlerde, küçük şehirlerde de var gerçi artık. Hani bir ayurvedik hekim kadar değiliz ama ben şifalayıcı etkilerini kesinlikle olduğuna inanıyorum. Beslenme de çok önemli tabii ki. Yani Ayurveda'da bir beslenme biçimi, işte kapha, pita, vatalara göre var. Bunların hepsinin kişiye bir disiplin ve iç motivasyon getirip şifaladığını düşünüyorum. Evet, Bu şekilde. haftaya şey başlıyoruz Ayurveda serilerini. Çok değerli konuklarım olacak. O süper, izleyeceğim. Ayurveda'yı, evet Ferhan Ayurveda'yı. Hanım mıydı Köyceğiz'de?
Evet, Siz Erhan gitmiştiniz. Yüksel hocamız var Köyceğiz'de. O katılacak mı? Ferhan hocamın biraz kulaklarında duyma problemi var. O yüzden de hani bu şeyi onlarla çok sağlıklı sağlayamıyoruz. Çünkü duda kokuyor daha çok. Ha, evet. O yüzden haftaya Seçil Şenkal'da bir şey başlatacağız. Sonra Dilşat Yaşar hocam olacak bizimle. Sonra Profesör Doktor Pelin hocam olacak, Pelin Arıbal. Pelin de bizden yoga, Ayurveda eğitimi aldı. Kendi farklı şeylerle de donattı. Onlarla da konuşacağız. Hani hem kendi alanlarıyla hem yoganın hayatına ya da Ayurveda'nın nasıl hayatlarına girdiğiyle ilgili konuşacağız. Biraz Ayurveda'yı da tanıtmaya çalışacağız. Çok teşekkür Ben ediyorum. de teşekkür ederim. Çok Çok sağ olun. keyifliydi. Yani ben nasıl zamanda nasıl geçtiğini anlamadım. Ama böyle hani senin hayatında yoga ve pranayama teknikleri hayatını değiştirdi ve sen de hastalarına bunları reçete etmeye Evet, başladın. Kabalabati ve Nodi Sadana'yı özellikle kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor ikisi. Reçete. Yani zaten olay bu. Hani öğrendiğimiz bir şeyleri birileriyle paylaşmak, onlara da reçete ediyor olmak. O yüzden bir tavsiyen var mı yogayı hiç bilmeyenlere ya da bu yola girmek isteyenlere? Tabii ki şöyle olabilir. Ben tabii ki meditasyon, şimdi mindfulness var. Mesela bağımlılık da Amerika'da çok kullanılıyor. Tabii onun bir varyasyonu, hani Buda'nın falan 2500 sene önce yapmış olduğu bir şey. Meditasyonların özellikle zihni terbiye ettiği için, değil mi? Zihin geleceğe giderse endişe duyar, geçmişe giderse acı çeker. Ama hani bedenimi hissedip nefesime odaklanırsam, gelip geçmesine de izin verirsem düşüncelere, anda kalabilirim. Özümü ve bedenimi, kendimi hissederim. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yoruldun dışarıda, eve geldin. Tek başınasın, huzurlusun. Bir, ikinci ve üçüncü gelince bir şeyler oluyor ve huzur kaçabiliyor. Çünkü başka bir aksiyon başlıyor. Meditasyonun çok kıymetli olduğunu söyleyeceğim. Hani sabahları Kabalabati'nin gerçekten hem bir ateşimizi yakıp güne bizi hazırladığını, hem karın kaslarına da iyi geliyor demiştiniz ya. Onu söylüyorum özellikle hanım hastalara da, bazı erkek hastalara da. Nodi Sadana'nın da çok kıymetli olduğunu, o dönüşümlü sağ sol nefesin. Gerçekten kendimde de hani stres veya kaygı, hani bende çok kaygı olmuyor ama bazen fark etmiyorum. Aa, bir kaygı var gibi. Streslenebiliyorum ama hani ya da yükselebiliyorum. Hani kızabiliyorum, sinirlenebiliyorum. O zaman Nodi Sadana yapınca çok rahatlıyorum. Yani bir defa zaten birden böyle bir şey gibi oluyor. Bir beyazlık geliyor. Yani bir zihin açılıyor, berraklaşıyor. Yani benim için Kabalabati ve özellikle Nodi Sadana ve meditasyon çok kıymetli. Hareketlerden de tabii ki güneşe selam. Hani sabahları aslında yapılabilir. Siz miktarını siz söyleyin, yapalım hep beraber arkadaşlar. Hocamız sizsiniz. Çünkü tüm ayrı ayrı asanaların farklı organlara ve farklı hani çakra ve meridyenlere yararlı olduğunu biliyoruz. O yüzden de kıymetli gerçekten. Ben hep şeyi savunuyorum. Yani az poz yap ama kaliteli yap. Hani farkındalıklı yap. Kendini hani onun içerisindeki keşif yolculuğun olsun senin için o pozlar. O yüzden Beden güneşi farkındalığı için selamlar çok ya da hani güzel. seriler de kişiye göre reçete edilmeli. Herkese de iyi gelecek diye bir şey yok. Tabii Çünkü ki. herkes de yapamayabilir ama ben çektim koydum İzmir Karın'ın YouTube sayfasına. Özellikle bu dönemde sandalye yogası, hani ofis yogası, evden çıkamayanlar için böyle 21 dakikalık pratik Süper, çok yogalar. iyi olur onlar. Yani onları izleyebilirler. Onlara yol Ben gösterebilir hastalarıma diye. sizin zaten YouTube kanalınızı da öneriyorum, merak edenler. Bu arada ben tekrar böyle bir manevi boyuttan bir şey söylemek istiyorum izninizle. Biz büyük şehirlerde ve bu düzende 21. yüzyılda yalnızlaşarak ve bireyselleşerek, ki bağımlılık hani o sigaraya, alkole, hepimizi bir şeye bağladılar çünkü bağımlılık yapan. Hani o anlamı ikimizi çantaya aldı, kimisi ayakkabı aldı, kimisi alışverişe gitti, kimisi çocuklar oyun oynadı bilgisayarlarda. Yalnızlaşıp bireyselleşme dönemindeyiz biraz. Hani bireyselliği farklı bir boyuta taşıdılar. Böcekleşiyoruz modern dünyada. Yani yalnızlaştıkça o böcekleşme de Kafka'nın kitabıdır ya, Dönüşüm. Okumuştum onu yıllar önce üniversitedeyken.
Böcekleşince de aslında o beden farkındalığımız ve özümüzden uzaklaşıyoruz. Hani yoga bu boyutta kendi bedenimizi ve özümüzü keşfetmeye de çok güzel bir yolculuk diye düşünüyorum. Hani böcekleşen hani bu modern dünyada o yüzden zaten yogilerin çoğu. Gerçi bizim tasavvufçular da çok Amerika'da var, Avrupa'da varlar. Hani bu metalaşan, materyalistleşen hani Batı dünyasında yogiler farklı bir boyuttan maneviyatı tanımlıyorlar. Bizim işte hocalarımız ayrı bir boyuttan tanımlıyorlar. Yani aslında belki bu milenyum çağında altın çağı inşallah ya da beşinci insan mı olacak, beşinci düzey insan mı? Hani o bilinç sıçramasıyla, kuantum sıçramasıyla umarım ulaşıp sevgide ve kabulde kalabiliriz ve yakışta. Evet, kadim dönemlerde de yoga öğretisiyle ilgilenenlerin sayısı azmış. Bu yıllar yılı da hep az olmuş, hala da az. O yüzden hani bir bilinç seviyesi, bir bilinç şeyse orada da bir enerji var. İnşallah insanların yakın zamanda bu alana çekilmesi, bu enerji boyutunda hani birlikte bunu paylaşıyor olmamız çok kıymetli olacak hepimiz için. Çünkü biz de iyi bir niyetle bunu yaymaya ve yaygınlaştırmaya, herkesin bundan Kesinlikle. faydalanmasını istiyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum Ben de katıldığın teşekkür için. ederim. Çok sağ Çok olun. çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Çok çok güzel şeyler öğrendim senden. Sohbet ederiz. Ben de çorbalarınızı özledim ve salatalarınızı. İnşallah Covid biter de yine bir araya geliriz. İnşallah, inşallah. Ve Çok sizi teşekkür ediyorum. derslerimize. Sağ olun. Sağ ol Teşekkür canım, ederim. sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Ersin'e çok teşekkür ederek uyuruluyorum. Gelecek haftaki konuğum Doktor Seçil Şenkal olacak. Seçil'le Ayurveda'ya giriş, Ayurveda'yı şöyle bir tanıyan, işte beden yapılarımız, doşalarımız nedir gibi yeni sohbetlerde bulunacağız. Bakalım o sohbette bizi nereye götürecek. Yani hiç ilgilenmeseniz bile biraz bile olsun Ayurveda'nın ne olduğunu, baharat kültürünü, aslında biz baharatların kökeni bizde de vardı. Yani Osmanlı mutfağında da o baharatlar çok yaygındı. Çoğunu kaybettik. Aslında baharatların da bir tedavi edici yönleri var bedenin içerisinde. Onları konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum bizimle kaldığınız için. Teşekkürler. Namaste. Hari Om. Tat Sat.